Çok zevkli bir çalışma oldu Fatih. Tekrar tekrar ediyoruz. Bu makinenin fark yaratan iddiası ne, özelliği ne? İsa Usta diyor ki, iyi güzel hoş da bu anlattıklarınız biraz Pulse'a da benziyor. Hı hı. Yani bunun Pulse'tan farkı ne? Tik prosesinin bir varyasyonu olarak Cycle Tik denen bir varyasyonumuz var. Özel bir yazılım. Özel bu bir yazılım nerede işimize yarayacak? Kaynak sırasında bize bu iddiasını göstermen lazım. Büyük ustalık gerektiren işleri de herkesin yapabileceği bir formata getirmiş olması. Kullanan ustanın işini maksimum seviyede kolaylaştırmak buradaki hedef. Üç şanslı takipçimize Froyus'un Fazor 1000 Plus otomatik kararan kaynak maskesinden hediye edeceğiz. Herkese merhaba, kolay gelsin. Fatih hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Fatih, bugün misafirimiz Froyus'tan. Bugün Fatih'le Froyus'un yeni çıkarttığı kaynak makinesi modeli olan iWave serisinden bir modelle karşınızdayız. Fatih, en son 2 yıl önce beraberdik. Evet, 2 yıl oldu. O zamanlar Covid yoktu. Covid yoktu. Daha güzel günlerimizdi. Daha güzeldi. Maske nedir bilmezdik. Evet, evet. Şimdi biraz toparlamaya başladık çok şükür. Evet. O zaman Bornova atölyemizdeydik ve Transsteel 5000 Pulse isimli bir makineyi incelemiştik. Bugün de bir ürün inceleme videosuyla evet, birlikteyiz. Bize eşlik ediyorsun. Bugün diğer ürün inceleme videolarımızda olduğu gibi davetimiz sonucunda biz Fatih'e soracağız. Bu makinenin özellikleri nedir? İddiası nedir? iWave serisi, bu yeni gördüğümüz bir model, yeni evet, bir isim. Nedir abi iWave? Abi iWave, Froyus'un en son geliştirdiği, yeni nesil, Endüstri 4.0 uygun bir tik kaynak makinesi aslında. Farklı modelleri var. Bugün 300 amperlik 300i modelini inceleyeceğiz beraber. 190, 230, 300, 400 ve 500 amperlik modelleri var. Evet, şimdi tabii ki videodan, çekimden önce de bir sürü özelliğine baktık beraber, broşürleri inceledik. Şimdi iddiasını kaynak yaparken göreceğiz ama temelde gördüğüm, şimdi tik kaynak makinesi olarak konumlandırılmış, hı hı, bir yapı. Ama multiprosese giden ayrı bir model silsilesi de var. Evet, kesinlikle. Bu nasıl oluyor? Multiproses aslında güç kaynağı olarak birebir aynısı. Üzerine harici olarak bir tersiyon ünitesi yerleştiriliyor. Hı. Multiproses modellerinde bu şekilde. Multiproses deyince şu aslında multiprosesin olayı. Bütün kaynak proseslerini, Froyus'un geliştirdiği bütün yeni nesil kaynak proseslerini tek bir güç kaynağı üzerinden yapmak mümkün oluyor. TPSI piyasada zaten müşterilerimizin çoğu kullandığı TPSI modelleri evet, var. Evet, meşhur. TPSI modellerinde o bütün prosesleri tik iWave makinesinde de kullanmak mümkün oluyor bu sayede. Evet. Bir tik kaynak makinesi zaten örtü elektrot yönteminde kullanabiliyoruz. Evet. Belirttiğiniz şekilde bu makinelere ayrıca bir kedi ilavesiyle taşınabilir, aynen, bir tel sürme ünitesiyle beraber biz bunları gazaltı kaynak makinesi olarak da kullanabiliyorduk. Hatta zaten kanalda da pek çok şekilde multiproses kaynak makine incelemelerinde de bulunmuştuk. Şimdi tamam, okey, biz bu makineyi inceleyeceğiz ama daha bu işin başında sormak istediğimiz konu, herkesin merak ettiği konu. Bu makinenin fark yaratan iddiası ne, özelliği ne? Biz iWave dediğimiz zaman neyi anlamalıyız? Abi şöyle, aslında iWave ile beraber biz şunu iddia ediyoruz. Endüstriyel müşterilerin özellikle talep ettiği bütün ihtiyaçları karşılayacak bir tik kaynak makinesi aslında bu. Ve bunu iWave içerisinde bulunan özel proseslerle biz sağlıyoruz. Nasıl prosesler derseniz, hı-hı, bunlar. İçerisinde yeni nesil Froyus tarafından geliştirilen bir proses var. Kaynak prosesi. Aslında proses değil, tik prosesinin bir varyasyonu olarak cycle tik denen bir varyasyonumuz var. Özel bir yazılım. Özel anladığım bir yazılım, kadarıyla değil mi? Kesinlikle. Özel bu yazılım nerede işimize yarayacak? Şöyle anlatayım. Cycle tik varyasyonu dediğimiz o opsiyon tam olarak bize şunu sağlıyor. Çok yüksek kabiliyet gerektirmeden çok güzel o kaynak dikişlerini, böyle fincan sallama dediğimiz o şekliyle alınan o kaynak dikişlerini biz fincan sallamaya gerek kalmadan aynı görsel dikişleri elde edebiliyoruz bu sayede. Tamam. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz, burada çok iyi bir ateşleme özelliği
ihtiyacımız var. Hmm. Bu ateşleme ihtiyacımızı biz arepay dediğimiz bir özellikle yapıyoruz aslında. Bu arepay çalışma mantığı kısaca özetlersem şöyle. Artı ile eksi arasında kaynak esnasında, ateşleme esnasında artı ile eksi arasında anlık bir değişme ile beraber en yüksek stabil arc tutuşturmayı sağlıyoruz. Bu da ne yapıyor? 0.3 saniye gibi kısa bir sürede aslında tekrar ateşlemeyi bize sağlıyor. Belki olası gecikmeler, onların önüne geçiyoruz. Kesinlikle öyle. 0.3 saniye bazen 0.5, 0.6 saniyeleri çıkarsa eğer oradaki kaynak dikiş optiği her zaman o dikiş hareleri eşit seviyede görünmez. O yüzden her seferinde 0.3 saniyede ateşleyebileceğimizi arepay sayesinde garanti ediyoruz. Evet. Bunu aslında CycleTig'in bu bahsettiğimiz özelliklerini kullanmada yararlandığımız bir fonksiyon. Kesinlikle. Çok kolay arc başlatma. Kesinlikle doğru. CycleTig'i kullanabilmemiz için bizim çok iyi bir ateşleme yapmamız lazım. Hı hı. Ve biz bu ateşlemeyi de arepay dediğimiz özellikle sağlıyoruz. Bu arada İsa Usta da tabii ki bizimle beraber stüdyoda ve İsa Usta da diyor ki iyi güzel hoş da bu anlattıklarınız biraz Pulse'a da benziyor. Hı hı. Yani bunun Pulse'dan farkı ne? Zaten ben Pulse'da sanki benzer özellikleri kullanıyorum dedi İsa Usta. Haklı olarak ne diyorsun? Öncelikle soru için teşekkür ederim İsa Usta. İsa Usta'ya teşekkürler. Şöyle, CycleTig prosesinin içerisindeki farklı değişkenlerden bahsetmem lazım. Birkaç tane alt proses olarak CycleTig'de kullandığımız özellikler var. Bunlar neler? CycleTig artı, amperi sıfıra indiğimiz, yani düşük akımı sıfıra indirdiğimiz ve arkı söndürdüğümüz varyasyonu. CycleTig artı tak fonksiyonu dediğimiz özelliği kullandığımız bir varyasyonu var. Ayrıca bir de CycleTig artı Pulse. Bunu da aynı şekilde kullanabiliyoruz. Burada normal Pulse ile veya Double Pulse diye piyasada bilinen Pulse ile CycleTig artı Pulse arasındaki fark ne derseniz şöyle anlatabilirim. CycleTig artı Pulse ile hem alt takım hem üst takım ayarlıyorum. Alt takımda ve üst takımda da kendi içlerinde Pulse grafiğini oluşturabiliyorum. Sanki 4 akım değeri varmış gibi. Tam olarak öyle aslında. Tam olarak 4 akım değeri girebiliyorum farklı farklı. Bu da bize istediğimiz şekliyle Pulse ayarlarına fazlaca müdahale edebilmemize yarıyor. Bu alttaki akım değerini istersem sıfırda seçebiliyor muyum? Seçebiliyorsunuz. Bu da bambaşka bir özellik. Şimdi elimizdeki model AC-DC bir model. Evet, AC-DC. İşte alüminyum kaynağında da kullanabileceğimiz bir yapı. Ama sadece anladığım kadarıyla DC modelleri de mevcut. Mevcut. Hem DC modelleri mevcut ihtiyaca göre, hem AC-DC modelleri mevcut. Aynı zamanda da multiproses modelleri mevcut. Peki bu güç üniteleri işte nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor? Hı-hı. Yani en endüstriyel kullanımda işte 500'lük, 500 amperlik dediğimiz modeller var. Hı hı. 190 amperlikten 190i dediğimiz model 190 amperden başlıyor. 190, 230, 300, 400 ve 500 modelleri var. Bugün bizim önümüzdeki model 300'lük model. Evet. 300i diye geçen bir model. iWave Endüstri 4.0'a tamamen uygun. Bizim piyasada hali hazırda yıllardır kullanılan TPSI ürünlerimizle özellik olarak çok yakın özelliklere sahip. İşte Wi-Fi özelliği, NFC özelliği, işte dokümantasyon gibi özelliklerin hepsi iWave yeni nesil tik kaynak makinelerinde mevcut. Endüstri 4.0 deyince kaynak sektörü bundan ne anlamalı? Ne beklentisi var fabrikaların, firmaların? Hı hı. Çok güzel bir soru aslında. Kaynak yapıldığı zaman o kaynağın ısı girdisi, kilojoule olarak ısı girdisi, o son kaynağın ne zaman yapıldığı, son dikişin kaç saniye sürdüğü gibi konuları. Bu bütün verilerin aslında saklı tutulması ve işte dönüp bakılmak istendiği zaman dönüp bakılabilmesi gibi özellikleri biz bu dataları kaydedebiliyoruz makineler sayesinde. Tabii kaydedebiliyoruz ve istediğimiz an çok kolay bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Evet. Bazen makinalarda jeneratörle çalışma gibi bir ihtiyaç da doğabiliyor. Jeneratörle çalışma uyumu. Evet. Anladığım kadarıyla iWave serisinin tamamında mı böyle bir özellik var? Tamamında abi. 190'dan 500 ampere kadar olan bütün seriler jeneratör uyumlu. Hı hı. Ve 500 amperlik bir makineyi jeneratörle beraber kullanabilmek bize büyük bir avantaj sağlıyor. Evet. Şimdi artık uygulamaya geçelim. Vakit geldi. Ne dedik? Bu aslında elimizdeki AC-DC bir tik kaynak makinesi, yeni bir iWave serisi. Aslında makine multiproses kaynak makinesi ama biz bugün işte diğer gazaltı falan özelliklerini sergilemeyeceğiz. Tik prosesinde
bu manşetin attığımız cycle tick özelliğinin ne olduğunu kaynak sırasında bize bu iddiasını göstermen lazım. Avantajlarını anlatman lazım. O yüzden bir an önce Fatih'le beraber kaynak uygulamasına geçelim ve iddiaları birlikte izleyelim. Fatih, bize burada cycle tick'in bütün özelliklerini, teorik özelliklerini mükemmel bir şekilde anlattın. Şimdi bizim bunu kaynak uygulamasında görmemiz lazım. Ne tür malzemeler üzerinde uygulama yapacağız? Burada 1,5 milimetre kalınlığında bir paslamaz malzememiz paslamaz var. Çelik. Evet, onun üzerinde cycle tick artı 5 gönlü tamamen kapalı bir şekilde kaynak yapacağız. Tamam. Ayrıca 5 milim kalınlığındaki malzeme üzerinde köşe kaynağı, iç köşe kaynağı yaparak cycle tick artı palsi orada göreceğiz. Ayrıca bir de cycle tick artı tak prosesimiz vardı. Hı hı. Onu da bir testere ağzı. Sanki böyle bir tamir bakım uygulaması tam olarak öyle. Tam olarak öyle. Bir testere ağzı sanki körelmiş. Onun ucuna dolgu yapıyoruz gibi bir uygulama yapacağız. Tamam. Örnek olması için. Fatih, bize şimdi ekrandan bahseder misin? Eldivenle, kaynak eldiveniyle dokunabiliyoruz. Bir problem olmuyor. Burada böyle bir ana ekranımız var. Ana ekran tamamen sezgiseldir bu arada. Bu grafikte yaptığım değişiklikler grafik olarak bize yansıyor. Kolaylık katıyor diyebilirim. Kesinlikle. Cycle tick. Cycle tick burada ana ekranda devreye giriyor. Cycle tick'i aktif açık konuma getirdiğim zaman şu an burada cycle tick sembolü yeşile döndü görürsünüz. Evet. Cycle tick yeşile döndükten sonra zaman aralığı, tick çevrimi, kaynak zaman aralığını buradan seçiyorum. 0.20 saniye boyunca kaynak yapmak istediğimi söyledim. Ne kadar süre boşluk vermek, yani tamamen arkı kesmek istiyoruz diye soruyor makine. Orada da 0.20 saniye yine tamamen arkı kesmek istediğimi burada makineye. Nereye kadar girdi. Düşebiliyoruz? Şöyle süre olarak 0.02 saniyeye kadar boşluk süresini düşebiliyoruz. İnanılmaz bir rakam. Evet, çok düşük bir aralık aslında. Hı hı. Bu aralıklarda boşluk verebiliyoruz ve aynı şekilde de aynı aralık süresinde de 0.02 saniyede de kaynak süresi ayarlayabiliyoruz. Tamam. Kesinlikle çok daha ince malzemeler için, çok çok ince malzemeler için, hı hı, kullanılabilecek süreler. Bize şu an 0.20 saniye kaynak süresi ve 0.20 saniye boşluk süresi yeterli olacaktır. Cycle tick düşük akım konusu var. Düşük akım 3 amperle başlıyor. İstediğiniz 300 ampere kadar tabii ki çıkıyor. Ama buradaki olay şu. Düşük akımı benim. Bir yüksek bir düşük akımım var. Düşük akımı istersen kapalı kullanabiliyorum. Yani kaynak tamamen kapanıyor ve tekrar ateşleme sağlanıyor. Arkı komple söndürmüş oluyoruz. Komple eğer kapalı. Söndürüyoruz. Hı-hı. Tekrar başlatıyoruz. Elektro çapım 2.4, bunları seçiyorum. DC eksi de şu an kaynak yapıyorum. Bir paslanmaz kaynağı yapacağım için. İstersek makine AC DC olduğu için bu şekilde çok kolay bir şekilde AC'ye de alabiliyor makine. Kesinlikle. Şimdi paslanmaz malzemede çalışacağız. DC eksi de çalışacağız. Doğru akımda. Doğru akımda kesinlikle. Tetik modumu seçiyorum. 4 tetik, yani otomatik tetikte ben, hı-hı, kaynak yapmak istiyorum. Bu şekilde ana menüde ayarlarım ilerliyor. Hı-hı. Ve bütün ayarları ana ekran üzerinden yapabiliyorum bu sayede. Tick RFID dediğimiz özelliğe geldim. Burada istersen bunu açık, istersen otomatik, istersen kapalı modda kullanabiliyorum. Hı-hı. Şu an her seferinde ben tekrar ateşleme yapacağım için RFID'yi açık konumda açık bir şekilde bulunduruyorum. Kesinlikle.
Fatih, ellerine sağlık. Harika bir çalışma oldu. Yine çok öğretici. İlk parçamızın kaynağını aynı bu şekilde bir köşe parçada dış köşe olarak gerçekleştirdik. Evet. Burada Burçin CycleTick artı 5 current kapalı bir şekilde arapay özelliğini kullanarak, yani maksimum ideal ateşliliği sağlamak için arapay özelliğini kullanarak bir kaynak dikişi yaptık. Buradaki hedefimiz şuydu. En düşük ısı girdisiyle odaklanmış bir ark banyosuyla ince bir malzemede hızlı bir şekilde kaynak yapabilmekti. Aralıklı kaynak metoduyla bunu yaptık. Hemen arkasındansa bir tamir bakım uygulamasını simüle ettik. Burada testere dişlerinin dolgusunu gerçekleştirdik. Evet. Burada tak fonksiyonunu artık devreye aldık. Kesinlikle. Burada da yine CycleTick prosesini artı CycleTick ile beraber kombine ettiğimiz tak fonksiyonunu kullandık. Hı hı. Buradaki olay ne? Örnek veriyorum, testere ağzı zamanla aşındı ve biz onu ne yapmamız gerekiyor? Çok düşük ısı girdisiyle ve çok yüksek dolgu oranıyla punta punta kaynatmamız gerekiyor. Bu durumda normal konvansiyonel tik makinelerinde bu biraz daha zor olabiliyor. Burada CycleTick artı tak fonksiyonu kullandığımızda en kolay şekliyle yığmayı sağlayabiliyoruz. Onu da simüle etmiş olduk. Üçüncü parçamızda ise görece daha kalın bir parça üzerinde çalışmaya çalıştık. Yaklaşık 5 milim bir karbon çeliği üzerinde uygulamamızı gerçekleştirdik. Buradaki asıl fonksiyonumuz da pulse özelliğini CycleTick yanında göstermekti. CycleTick üzerine pulse fonksiyonunu ekleyerek o kombinasyonu sağladık burada. Burada üst akımda kullandığımız pulse frekansı aslında o ayarladığımız hertz ile beraber tam olarak havuza kaynağın odaklanmasını sağlıyor. Ve aralıklarla beraber de bu harileri bu şekilde görebiliyoruz. Hı hı. Aslında amaçladığımızı, az çok elde ettiğimizi burada düşünüyorum. Kesinlikle. Bütün konuyu bu şekilde toparladık. Aslında sabahtan beri de CycleTick, CycleTick diye dilimize pelesenk oldu. Ama bu makine sadece CycleTick üzerine kurulu bir model mi? Tabii ki değil. Birden fazla kaynak üzerinde uygulayabileceğimiz özelliğe sahip makine. Aynı zamanda da normal, geleneksel tüm kaynak makinelerinin yaptığı her şeyi fazlasıyla yapabilecek kabiliyete sahip. Yalnız diğer makinelerde olmayan özellikler üzerinde daha çok konuştuk. Hı hı. Ve yeni olan şeyler üzerinde konuştuk aslında. Peki yani biz burada gerçekleştirdiğimiz, ister pulse'lı uygulama olsun, ister tak sonuna getirdiğimiz, tak fazıyla gerçekleştirdiğimiz uygulamalar olsun. Hı hı. Bizi izleyenlerin aklına şu soru da gelebilir. Peki ben bunu elimdeki makinamla da zaten uğraşıp da yapamaz mıydım? Hı hı. Bence güzel bir soru bu arada. Tabii ki yapılabilir. Yapılabilir. Ama çok fazla efor sarf etmek gereken durumlar olabilir. Hmm. Örnek veriyorum, bir CycleTick'teki o alt akımdaki tamamen arkın sönmesi, işte tak fonksiyonundaki hızlı bir şekilde o dolguyu sağlayabilme opsiyonum. Hmm. Bunlar elimde olmayacak o durumda ve çok fazla kabiliyet gerektiren işler söz konusu. Büyük ustalık gerektiren işleri de aslında belki de herkesin yapabileceği bir formata getirmiş olması. Tabii ki öyle. Tamamen kullanan ustanın işini maksimum seviyede kolaylaştırmak buradaki hedef. Harika bir çalışma oldu Fatih. Tekrar sana ve Froyce'a teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Yine bu çalışmamızın sonunda da mutlaka bu videonun altına makine ile ilgili, prosesle ilgili merak ettiğiniz tüm özelliklerle ilgili sorularınız varsa bırakın. Gerekirse Fatih'le beraber biz bunları yanıtlamaya çalışacağız. Ve bunların arasından yapacağımız bir çekilişte de takipçilerimizden 3 şanslı takipçimize Froyce'un Fazor 1000 Plus otomatik kararan kaynak maskesinden hediye edeceğiz. Tekrar teşekkürler Fatih. Biz de teşekkür ederiz abi. Kendine iyi bak. Çok güzel çalışmaydı. Kesinlikle harikaydı. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.